Kırmızı pancar çorbası yapıyorum. Rengi harika, görüntü nefis, tat da fena değil bence. Deneyin derim. Şimdi yapım aşamalarına geçelim. Sıvı yağ aldım. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben biraz kaloriyi azaltmak için. Soğanım var, sarımsak, pancar ve bir tane de patates. İki tane pancar kullanıyorum. Bir tane kuru soğan tencereye aldım. Biraz zorlanıyorum. Ayrı ayrı koysaymışım kaplara daha rahat olacakmış ama. Sarımsakları da aldım. Soğan ve sarımsakları önce soteliyorum. Böyle büyük büyük doğradım. Çok özenmedim çünkü blenderdan geçireceğim. Çok önemli değil. Soğanlar pembeleştikten sonra içerisine bir tane patatesim ve iki tane kırmızı pancarım vardı. Onları ilave ediyorum. Birazcık kavuracağım. Tuz ilave ettim. Karabiber ekledim. Daha sonra biraz da kırmızı biber ilave ettim. O videoda görünmemiş. Şimdi birazcık pişiriyorum. Üzerine bir miktar su ilave edeceğim. Üzerine geçecek kadar. Çünkü daha sonra ekleyebilirsiniz kıvama bakıp. Bu yeterli. Şöyle bir karıştırdım. Tavuk suyu olsa daha güzel olacaktı. Evet, kaynamaya bıraktım. Kaynayınca altını kıstım. Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Yumuşadıktan sonra blenderdan geçiriyorum. Renge bakın, harika gerçekten. Çocuklar için de çok yararlı. Bu mor bitkileri tüketmek lazım. Kremalı da yapabilirdiniz ama ben kaloriyi azaltmak için krema kullanmadım içerisinde. Bir paket krema kullanabilirsiniz. Baktım kıvam birazcık koyu. Biraz daha su ilave ediyorum blenderdan geçirdikten sonra ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra şu köpüklerini alıp altını kısıyorum. Ve servisi hazır. Bence denenesi bir tat. Afiyet olsun.